Değerli basın emekçilerimiz ve kamuoyu. Bugün hekimliğin onurunu ve mücadelesini simgeleyen 105 yıldır kutlanan anlamlı bir gün. 14 Mart Tıp Bayramı. Ancak bu bayram bugün artık kutlama değil, halkımızın sağlık hakkı ve hekimlerimizin, sağlık emekçilerimizin özlük hakları için sorunlara dikkat çekme ve çözüm önerme zamanı. Halkımızın sağlık hakkını görmezden gelerek hızla sağlığı hızla ticarileştiren tüccar devlet anlayışıyla karşı karşıyayız. Neoliberal sağlık politikalarıyla sağlıkta dönüşüm adı altında koruyucu sağlık hizmetleri yok sayılarak sağlıkta ticarileşme ve özelleştirmenin önü açılmıştır. Aile hekimliği sistemiyle koruyucu sağlık hizmeti ve birinci basamak sağlık hizmetleri piyasalaştırılmış ve aile hekimlerine emanet edilmiştir. Kamu özel işbirliği adı altında kamu kaynaklarından dev bütçelerle yapım ve işletme garantisi verilerek şirketlere yaptırılan hasta garantili şehir hastan hastaneleriyle tedavi hizmetlerinin özelleştirilmesi söz konusudur. Sayın Sağlık Bakanı görevinin halkın sağlık hakkını korumak olduğunu unutmuş, hastalanarak tedavi için hastaneye başvuran hastalarımızın halkın içindeki oranının yüksekliğiyle övünmektedir. Vatandaşlarımız 5 dakikalık muayene için aylarca randevu beklerken sağlıklarını kaybetmektedir. Yanlış ilaç fiyatlandırma politikalarıyla yaşamsal önemdeki pek çok ilaç piyasada bulunamamaktadır. İlaçtaki katkı payı ve her gün süt kapsamından çıkartılan ilaçlarla ödeme yapmak zorunda kalan vatandaşlarımız ilaca ulaşamamaktadır. Sağlıkla ilgili bazı kanunlarda ve 663 sayılı kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına dair son dönemde yasalaşan mevzuata göre ara İlaçların ruhsatlandırılmasında halk sağlığını tehdit eden maddeler vardır. Bu yasayla hekimler ve sağlık emekçileri güvencesiz çalışmaya, hukuksuz bir şekilde cezalandırılmaya ve köleleştirilmeye çalışılmaktadır. Akademik özellik yok sayılmaktadır. Anayasaya aykırı hükümler içeren bu kanun maddelerinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvuru hazırlıklarımız devam ediyor. Sağlık sistemindeki aksaklıklar, kışkırtılmış sağlık talebi, hekimlerin ve sağlık emekçilerinin itibarsızlaştırılması sağlık emekçilerini hedef haline getirmektedir. Sağlıkta şiddet olağanlaşmış, toplumdaki şiddet dalgası arttıkça ölümlerle birlikte dayanılmaz bir hal almıştır. Sağlıkta şiddet 5 dakikada bir hasta muayene etme zorunluluğu, yoğun hasta yükü, malpraktis davaları, güvencesiz çalışma, yetersiz kadrolarla artan iş yükü ve nöbetler, iş yerlerinde karşılaşılan mobbingler, mobbing hekimleri ve sağlık emekçilerimizi canından bezdirmektedir. Sağlıkta şiddetle etkin mücadele ve hekimlerin, sağlık emekçilerimizin özlük hakları için mecliste yaptığımız itirazlar Kanun teklifleri ve araştırma önergeleri reddedilerek sorunların çözümü için yasal düzenlemelerin önü kapatılmaktadır. Muhalefeti ve meslek örgütlerini yok sayan iktidar çözümün değil, sorunun bir parçası olmaya devam etmektedir. Sağlıkta şiddete etkin çözüm yasası ve güvenli çalışma ortamı isteyen sağlık emekçilerimiz sonuna kadar haklıdır. Meslek ve emek örgütlerinin talepleri doğrultusunda çalışma koşulları ve özlük hakları düzenlenmeli, çalışma ortamları güvenli hale getirilmelidir. Muayene süreleri bilimsel, nitelikli sağlık hizmeti gözetilerek düzenlenmelidir. Acil servislerin işleyişi gözden geçirilerek acilde poliklinik hizmeti verilmemelidir. Bir halk sağlığı sorunu boyutuna gelmiş yoksulluk sağlık emekçilerimizi de etkisi altına almıştır. Yoksulluk sınır altında çalışan sağlık emekçilerimiz için hayatını idame ettirmek gün geçtikçe zorlaşmaktadır. Hekimler ve sağlık emekçilerimiz iş güvencesi altında kadrolu çalışmalı, tek kalemde emekliliğe yansıyacak bir temel maaş sistemi uygulanmalıdır. Emeklilikte yoksulluk sınırı üzerinde bir maaşla sosyal güvenlik kurumları arasındaki uçurumlar giderilmelidir. Tıp fakültesi ve uzmanlık eğitimi kontenjanları eğitim kalitesi gözetilerek azaltılmalı, atamalar liyakate dayalı yapılmalıdır. Koruyucu ve birinci basamak sağlık hizmeti güçlendirilmeli, kamusal olarak bölge tabanlı sunulmalı. Bu alanda hekimlerimiz ve sağlık emekçilerimiz kadrolu ve iş güvenceli olarak çalışmalıdır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak sağlığı bir ticari meta değil, evrensel bir hak olarak tanımlıyoruz. Sağlık hizmetinin devletin en önemli görevlerinden birisi olduğunu hatırlatıyoruz. Partimizin iktidarında kamusal bir hizmet olarak tüm vatandaşlarımızın hakkı olan ücretsiz, ulaşılabilir, nitelikli sağlık hizmeti sunacağımızın, hekimlerimizin ve sağlık emekçilerimizin sorunlarını meslek örgütlerinin önerileri doğrultusunda çözeceğimizin sözünü veriyoruz. Hekimlik ve sağlık hizmetinin sıradan bir meslek değil, eğitim hayatıyla başlayan ve ömür boyu süren bir fedakarlık ve adanmışlık olduğu bilinciyle hekimlerimize ve sağlık emekçilerimize teşekkür ediyor. 14 Mart Tıp Bayramı'nı iştenlikle kutluyoruz. Teşekkür ediyorum.